Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kara buğday ekimi yapacağız. Önceden sürdüğümüz, hazırladığımız tarlayı kara buğday ekeceğiz. Nasıl ekim yapacağız? Ekimi normalde mimzerle yapsak daha sağlıklı olur. Ama benim tarla biraz küçük olduğu için yaklaşık burası 6 dekar falan geliyor. 5,5-6 dekar. Ben elle saçıp tırmıklamayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim tırmığımız. Tohumumuz burada. Kara buğday tohumu. Ne kadar tohum kullanacağımıza gelecek olursak, bizim dölüme 10 kilo civarında falan atıyoruz. Bizim dölüm büyük yalnız. 1500 metrekare geliyor bizim bir dölüm. Yaklaşık 1,5 dekar. Yani dekara 6-7 kilogram atılırsa uygun olacaktır. Saçma işlemini bitirdik arkadaşlar. Kara buğdayımızı saçtık. Şimdi sıra tırmıkta. Hadi tırmık yapalım. Arkadaşlar tırmıklama işlemine başladık. Biraz kara buğdaydan bahsedelim. Kara buğday glutensiz bir bitkidir. Çölyak hastalarının güvenle kullanılacağı bir bitkidir. Aynı zamanda arıcılarda çiçeğinden faydalanabilmek için ekmektedir. Biraz kapalı. Yağmur yağma ihtimali var. Yağmurdan önce varlığımızı kapatabilirsek güzel olur. Zamanına da değinebiliriz. Ekim zamanında bizim bölgelerde yani 23 Nisan soğuklar oluyor. Ondan önce ekmeği tercih ediyoruz. Yani bugün 16 Nisan. 20 günde çimlenme süreci var. 20 gün içerisinde çimlendikten sonra işte 45 gün çiçeklenme süreci var. Yaklaşık bizim burada buğdaylarla beraber biçimini yapmaktayız. Biçimi basit. Biçimini içeride ben de yapıyoruz. Gayet de rahat. Emeği az, parası iyi. Ders kazancı iyi.
Evet, tırmıklama işleminin yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. Babam son rötuşlar yapıyor. Hasatta görüşmek üzere.